Şimdi Ömer Bey de söyledi, açıkça söylüyor. Yani ya ordunun %70'i Fethullahçı olmuş, girilmedik yer kalmamış falan. Bakın burada sorgulanmayan bir tek iktidar partisi. Türkiye eğer iktidar partisini tasfiye ederse zaten sorunu çözüyoruz. Çünkü sorun orada. Bugün gitmesi gereken o. O gittiği an zaten biz onun hesabını sorabileceğiz. Şu anda hesap falan bakın sorulmuyor. Hedef şaşırtılıyor. Ne güzel hemen olay Dursun Çiçek'e dönüverdi mesela. Yani işte Dursun Çiçek %10 dedi, kamuoyu algılandı. Ya kardeşim bırakın Dursun Çiçek'i falan. Sen devletin içine sızdırmışsın. Bu işten milyarlar kazanmışsın. Milyarlar. Ya lirayı cebe indirmişsin. Sonra bunları biri ortaya çıkarınca sen intikam diye koşturuyorsun. Şimdi bakın dünyanın hiçbir yerinde 110 bin kişinin işten atıldığı, 20 bin tutuklanan falan darbe şeyi olmaz. 60 milyon insanın öldüğü, 6 milyon insanın da soykırıma tabi tutulduğu 2. Dünya Savaşı'nın hesabını sadece 24 kişi verdi. Geri kalanı çöptür, hikaye. Bugün bize anlatılan şu, bir hikaye anlatıyorlar. Bu cemaat öyle bir yapılanmış, öyle bir her yere sızmış. Ama bunların hepsi üçer beşer kişilik gruplar. Yani hücre gibi çalışıyorlar. Bir tanesi öbürünü bilmiyor. Şimdi böyle olduğu zaman sen kelleleri alırsan eğer bu imam dediklerini, işte generallerde varsa ilk yapan 5-6 tanesini, bir de yargıdakileri çekip aldığın zaman zaten gerisi kesin, başı kesik tavuk gibi olur. Yani sen bugün gidip de bilmem Sinop'un bilmem ne köyündeki öğretmeni açığa aldığın zaman darbecilerden falan hesap sormuyorsun, yalan söylüyorsun. Kendi günahını, Türkiye'ye verdiğin zararı, ölen binlerce insanın kanını saklayıp birilerinin üzerine atalım bitsin. Hayır kardeşim. Çok basit. Kim soktu? En çok yardım eden kim? Oradan başlayacaksın. Ne istedik de vermedik diyenler, ne istediler de vermedik diyenden başlayacaksın. Onu kenara koyduğun zaman zaten sorun bitiyor. Ne cemaat kalır, ne darbe kalır, ne bir şey kalır. Sen ülkeyi darbeye kadar getir. Bir tiyatro oynat. Darbeyi önceden haber al. Bastır. Ondan sonra da ya biz bunu kamuoyunun önünde yapalım de. Ondan sonra da millete böyle bir illüzyon oynat. Şu anda herkesi kandırıyorlar. Bakın bir anda 11.500 PKK'lı öğretmen çıktı. 14.500 PKK'lı öğretmen. Ya kardeşim sen nasıl yönetiyorsun ülkeyi be? Sen nasıl bir izan sahibisin ki 14.000 PKK'lı terörist okullarıma sızmış, haberin yok. Şimdi bunu kahraman gibi çıkıyorlar ve tetikçileri de çıkıyor, diyor ki hepsini gebertin. Ya düne kadar özgürlük, barış, PKK terör örgütü değildir, Sayın Öcalan, Öcalan'dan daha iyisini bulamadık falan diyenler, Türk bayrağının indirilmesine ses çıkarmayanlar, birdenbire o öldürün bunları, gebertin, hem de gebertin diye söylüyor. Televizyonlarda, beraber olduğumuz programlarda rastlıyoruz. Şimdi böyle bir şey yapmaya Türkiye'de hiç kimsenin hakkı yok. Sen bugün darbe falan soruşturmuyorsun kardeşim. Sen yarattığın pisliği nasıl örtbas ederim, halının altına nasıl iterimin savaşını veriyorsun. Onun için zırt CHP'liler de var. Efendim ta Tansu Çiller dönemi, Evren dönemi, yok yok ta Demirel var ya, onun döneminde zaten sızmışlardı devlete diye suçuna ortak arıyorsun. Sen bugün silahlı kuvvetler, silahlı kuvvetler diye kafamızda duruyorlar. Ya bu ne utanmazlıktır be? 320 generalin 148 tanesi tutuklu. Sen bana kahraman ordu numarası yapıyorsun. Hala başındaki adam duruyor ya. Bu nasıl bir deredir ki geçilemiyor bir türlü? Hala darbenin fiilen haber vermediğini dünyaya şikayet ettiğin, eniştemden öğrendim diye aşağıladığın MİT müsteşarı yerinde duruyor. Bütün kuvvet komutanları yerinde duruyor. Bütün şey başkanları yerinde duruyor. Bütün ordu komutanları yerinde duruyor. Ne darbesi? O zaman darbe filan olmamış ki. Sen aradan 2012 ile 2015 arasında hepsini imzalayan, general yapan babam değil. Sen yaptın. Hiçbir güvenlik soruşturması yoktu. Hiçbir farkında değildiniz. Sonra efendim bunlar öyle bir örgüt ki, o kadar kötü ki, işte karısına bikini giydirir, kendi viski içer, yok işte mini etek giydirir, her yerde Atatürk der, dine bile küfreder, saklar. Sen ne zeki adamsın da kardeşim. Bir gece içinde 150 bin kişiyi birden buluverdin. Yani Posof'un bilmem ne köyündekini buldun. Hemen başbakanlık müsteşarlığındaki adamdan haberin yok. Efkan Ala'dan haberin yok. Baylok kullanan bakanlardan haberin yok. Onları atayan adamlardan haberin yok. Cemaate TRT kanallarını açıp orada dünyanın en büyük vizyon sahibi adam diye yayın yapan oralardan hiç haberin yok. Ama karşı Posof'undaki bir tapu memurunun cemaatçi olduğunu şıp diye yakaladın, açığa aldın.
Kimi kandırıyorsunuz ya? Böyle bir yalan, böyle bir sahtekarlık hiç yaşamadık. Bak Cumhuriyet tarihinde. Tabi bunlar hesabı sorulacak. Öyle yok, o kadar ucuz değil. Yani ben kandırıldım. Garibin vatandaşın ne şeyi var? Sen gideceksin, Bankasya'dan 3 milyon, 4 milyon dolar kredi alacaksın, ev alacaksın. Sonra diyeceksin ki kredi almak ayıp değil. Sinoplu öğretmen, o sırada ev aldığı kişi Bankasya'dan birini tanıdığı için getirmiş, abicim en cazip bunlar verdi, onu atacaksın için. Bunu hiç kimse şey yapamaz. Onun için ne cadı avı derim, ne atizi itizine karıştı derim. Atizi itizine falan karışmadı, iç içe zaten. Şişeler yani bir şeyi karıştırmadılar. Peki özellikle şimdi onlara falan da diyorsunuz mesela onlara döndü soruşturma. Yani yazınızda da ucu kendilerine dokundu diyorsunuz. Neye hayır dokunacak korkusuyla. Belli ki arada bizim haberimiz olmayan işte bir tanesini Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürü bir şey var. O kalktı dedi ki falana bile dediler bu iş bize mi dönüyor. Onun akabinde de Cumhurbaşkanı atizli itizli akar. Tahminim şu bizim bilmediğimiz isimlerini bilmediğimiz bazı adamlar arada kaynamış. Onun da tepesi atmış. Şimdi hemen işte alelacele Efkan Halalar falan görevden oldu. Başka bir adam getirdi. Vur kardeşim diyorlar. Önüne geleni al. Çünkü bunu böyle yaptığın zaman kamuoyu çok şey oluyor. Kabarıyor ya. Diyor ki vay anasını. Ama bir kişi öyle bir yoğun propaganda yapıyorsun ki garibim vatandaş sormuyor ya arkadaş peki bunlar nasıl geldi buraya? Ya hiç utanmadan ordunun %70'i diyorlar ya. Ya kardeşim %70 olduysa ya sen neredesin? Böyle bir hakkın var mı? Sen ordunu ver. Ondan sonra da savaşa sokuyor. Ya ordu savaşabilir mi kardeş? Yani kendileri zaten söylüyorlar. İyi ki bu orduyla savaşa girmedik. Çünkü biliyorlar. Kendileri adamları var. Savaş mamaş gücü yok. Şimdi de işte götürdüler. Orada Allah'ın belasına soktular. Nereye savaşıyorsun ya? Sen kendi ülkendekini bulamıyorsun. Her bir şehit vereceksin. Darbenin başında haberi bile olmayan adam hala görevde duruyorsa bana hiç kimse anlatmasın. Evet. Bir şey daha söyleyeyim bitireyim buyurun, hemen. Buyurun. Madem hani bu diyorlar ya acaba Fethullahçılar mı sızdı filan. Kardeşim sen başları hemen alıp enterne etmek yerine dağdaki köy öğretmeni ne kadar operasyonu yapıyorsan arada senin fark etmediğin adamlar kalmış olabilir ve onlar dümen çevirebilir. İki insan karakteridir. İnsan karakteri ahlaksızlık üzerinedir. Onun için herkes kendini rakip gördüğü önünü kestiğini düşündüğü ya da bir üstüne çıkmak istediği adamları ihbar ederler. Nasıl olsa saraya bağlı bir sürü savcı, emniyet müdürü, şu bu var. Onları gördükleri an ne olur ne olmaz abi ben görevimi yapayım. Çağırın atın içeri der. Onun içinde bir sürü adam yanar. Ha sesi çıkan ya da kamuoyunda tanınanlar kurtulur. Ama şu anda binlerce insan. Hiçbir şeyleri yok. Fethullahçı olsa bile 5 kişi biliyor. Yani bu adamın hücre kontrol mekanizmasını kestiğin zaman adamın yapacağı bir şey yok ya. Senden benden etkisel ama. Onun için bunları kasıtlı yapıyorlar. Olay çok büyük. Öyle ki ordu bile %70. Her kuruluştalar şöyledir böyledir. Yani zannediyorsun ki ülkeyi almış götürmüş. Ya kardeşim yalan söylemeyin ya. Bir gecelik iş bu ya. 81 tane adam işte 81'inin kafasını kopardın mı bitti. Ne yapacaklar ya? Ama anlatıyor. Amerika'yı bile bunlar şey yapacak. Bak gör yarın İngiltere'yi bile ele geçirecekler. Kazakistan'ı mahvettiler. Özbekistan'ı mahvettiler. İmaj yaratıyor. Algı yaratıyor. Algı. Yani ben öyle bir devle savaşıyorum ki gücüm yetmiyor. Ya gücün yetmiyor falan değil. Sensin o sen. Bunu bilelim. Evet. Onun için de böyle yani koruma amaçlı. Yani CHP'ye gönderelim. Bak MHP'de de var. AYDP'nin içinde bile var falan. Konuyu dağıtmak, sapıtmak. Halkın kafasını karıştırmak ve bütün hırsızlıkları, pislikleri, yolsuzlukları, ahlaksızlıkları ve vatan hainliklerini örtbas etmek amacı. Ama bunu bu millet yemeyecek kardeşim. %55 yer, %60 yer etkisizdir. Hiçbir anlamı yoktur. Ama bu ülkenin duyarlı insanları, akıllı insanları, zeki insanları, bu ülkeyi sırtında taşıyan insanları bunu er ya da geç ortaya çıkarır. Ve o zaman ne istediler de verdikler diyenden başlar bir hesap sorma. Ondan sonra ucunu görürsün bak ne oluyor.